Masörlük kursu açılır. Alırsın. Senin cebinde durur. Futbol antrenörlük belgesi açılır. Kursu açılır. Alırsın. Futbol antrenörlüğü cebinde olur. Nedir? Pilates antrenörlüğü alırsın. Açılır. Alırsın. Cebinde durur. Fitness antrenörlüğü yaparsın. Tenis antrenörlüğü. Gidersin kursuna, alırsın. Ama sadece üniversiteye gidersen ve sadece üniversiteyi bitirirsen, sadece ders çalışırsan, sadece basket atmaya çalışırsan hiçbir şekilde başarılı olamaz. Antrenör bölümünü bitirirsin, ya polislik kovalarsın, ya da askerde kalmaya çalışırsın, ya da geldiğin zaman itfaiyeci olursun veya değişik iş imkanları bularak kendi iş yaratırsın. Veya sporla ilgili olmayan başka saçma sapan bir iş bulursun. Hangi üniversite okursanız okuyun. Hangi bölümü bitirirseniz bitirin arkadaşlar. Sadece besyo için söylemiyorum bunu. İsterseniz mühendislik kazanın. İsterseniz diş hekimliği kazanın. İsterseniz iktisat, işletme vesaire o bölümleri kazanın. Üniversite okurken kendinizi geliştirmek zorundasınız. Eğer kendinizi geliştiremezseniz kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar hangi bölümü okursanız okuyun iş bulamazsınız. Sosyal anlamda kendinizi geliştirebilmek zorundasınız. Bunun için de çalışmak zorundasınız. Tüm bunlar için bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu sizin için bir başlangıç. Mesleği üçüncü zamana kadar hiçbir şey yapmadınız. Bu sizin için başlangıç. Buraya gelmeniz sizin için başlangıç. Bunun devamı gelecek. Devamında sabır gerekiyor. Sabrettikten sonra ne gerekiyor? Fedakarlık gerekiyor. Fedakarlığı yaptıktan sonra dayanıklılık gerekiyor. Acıya dayanmak gerekiyor. Bunun sonucunda ne gerekiyor? Zafer gerekiyor arkadaşlar. Zafer için olması gereken de hırs gerekiyor. Benim kursuma gelen her öğrencinin diğerlerinden en büyük farkı hırs. En büyük farkı bu. Hırs. Ve dayanıklılık. Her zaman şunu söylüyorum. Kazanmak zor değil. Antrenmana dayanabilmek zor. Antrenmana dayandığın ölçüde bu işi yaparsın. Bu işi başarırsın. Tüm bunları söyledikten sonra beden eğitim öğretmenliğini kazandık. 4 yıl üniversite okuduk. Peki daha sonra ne olacak? Yine devletten iş bekleyen, her üniversite mezunu öğrencisinin girmek zorunda olduğu bir sınav var. Kamu personeli seçme sınavı, KPSS. Buna mutlaka çalışmak zorundasın. Bu sene Sezai hocanız çalışıyor, Burak hocanız çalışıyor, Edip hocamız çalışıyor. Geçen sene kazanan öğrencilerimiz oldu. Pelin kazandı, Eren kazandı. Kağıthane ilçesinde şu anda öğretmenlik yapan 18 tane öğretmen. Bir zamanlar benim öğrencimdi. Bir zamanlar burada yani burada olmasa da verdiğim seminerlerde gidip orada yine beni dinlediler. Şimdi öğretmenlik yapıyorlar, kadrolu. Siz şu anda yolun başındasınız. Onlar o zaman yolun başındaydı. Peki KPSS'de ne yapmamız gerekiyor? Hocam KPSS'de atama yok. KPSS'de atama var arkadaşlar. Şöyle atama var. Taban puanlarına bakıldığı zaman geçen sene en düşük puan din kültür öğretmeniydi. 55 puan ataması yapıldı. En çok atamanın yapıldığı oran sınıf öğretmenliğiydi. 5000 atama yapıldı. Ancak en düşük puanlı atama beden eğitiminde oldu arkadaşlar. 66 puan. KPSS'den 66 puanla en düşük puanlı atama beden eğitiminde yapıldı. Orada da aynı şey geçerli. Atanabilmek de sizin elinizde. Millet gezerken, dolaşırken sen ne yapacaksın? Dershaneye gidip ders çalışacaksın. Buna mecbursun. Dershanede ders çalışmaya mecbursun. Bu sistemde, bu ülkede iş bulabilmek için buna mecbursun. Yoksa bu devlet sana durup dururken iş vermez. Sonra 1 milyara ücretli öğretmenlik yapmak zorunda kalırsın. Bu da ülkemizin ciddi hatalarından bir tanesi. Peki, hocam dediğiniz şey kazanmak istiyorum. Bu kazanmak istediğimiz yolda bizim için önemli olan nedir? Sizin için en önemli olan şey ve şu anda sizden yapmanızı istediğim tek şey ne? YGS. Sizden yapmanızı istediğim. Defalarca mesaj atıyorum arkadaşlar size. Defalarca mesaj atıyorum. Ya hoca yeter ya diyorsunuzdur. Yeter daha hiç mi sıkılmıyorsun diyorsundur. Facebook'ta devamlı bir şeyler etiketliyorum size. Bir gruba ediyorum, orada YGS'nin önemini anlatıyorum. Orada yazıyorum böyle. Ulan ders çalışın hatırlıyor musunuz bunu? Ders çalışından diyorum. Ya bu adam bu kadar bağırıyorsa, 15 yıldır bu işi yapıyorsa, sen daha bu işin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Vardır bu bildiğin. Ben 180'i alırım, sınava girerim, kazanırım. Kazanırım Ahmetcan. Barajı geçse kazanır mı Kerem? Kazanamazsınız. Kazanırsın. 180 puanlı kazandığı öğrencim vardı. Cihan Ün. 181 puanı vardı. Çıktı 39 yaptı, kazandı. Spor yöneticiliği.
Yönetim okumak istersiniz, öğretmenlik mi? Sevim? Öğretmenlik hocam. Öğretmenlik. Turan? Neredesin Turan? Öğretmenlik. Herkes bunu ister. Herkes bunu ister. YGS'nin önemi nedir arkadaşlar? Oraya yazmışız. YGS sınavının önemi. 5 puan türünden almış olduğun en yüksek puan değerlendirilir. YGS 1, 2, 3, 4, 5. Onlar içerisinde almış olduğun en yüksek puan. Diyelim ki Ahmet 300 YGS'si var. Ortaöğretim başarı puanı 300 diyelim aynı şekilde. Mehmet'in 250 YGS'si var, 250 AP'si var. 300'ü çarpmış olduğumuz rakam 0.22. Altta 250'yi, 250 puan çarpmış olduğumuz puan yine 0.22. AP puanımız 0.11 ile çarpılıyor arkadaşlar. YGS'nin yarısı kadar önemli. Onunla aynı şekilde AP puanla çarpıyoruz 300. Birinin başlangıç puanı 99, birinin başlangıç puanı 82.5. Peki bu ne demek hocam, ben bu 17 puanı kapatabilir miyim? Bu 17 puan arkadaşlar kapanır da Göksel Tercih'in geçen sene yaptığı gibi 1700 kişi içerisinde ikinci olman lazım veya üçüncü olman lazım veya dördüncü olman lazım. Yani onun için de arkadaşlar hiçbir antrenman kaçırmaman lazım. Hiçbir antrenman kaçırmaman lazım. Ama diğer tarafta geçen sene Murat Aslan vardı bizim. 116 başlangıç puanı vardı. 116 başlangıç puanı vardı arkadaşlar. Gitti Eskişehir 3. sırada kazandı geldi. Yaptığı derece bizim kursa gelenler içerisinde yapılan en kötü puandı. En kötü dereceydi. Veya Ozan. Ozan soy ismi neydi? Güler Yürlük. Ozan Yürlük. Puan 299'du. AP puanı 370'ti. Geçen sene bizim sınavda 41 yapan tek öğrencimizdi. Sakarya'da. 41 yaptı, elini kolunu sallaya sallaya girdi. Bizim Ahmet Can da 36 yaptı, en iyi 7. dereceye çıkan okula giremedi. Neden? Neden giremedi, neden kazanamadı arkadaşlar? YGS puan 250 idi. Kötü bir puan mı 250? Çok da kötü bir puan değil aslında. Düşünün, 250 puan olduğu için en iyi 7. dereceyi yaptı ve kazanamadı. Ve daha sonra kafasını duvarlara vurdu. Dedi ki, ah hocam ben seni o toplantıda nasıl dinlemedim, neden daha çok çalıştın? Hocam yemin ediyorum alıyordum ya. YGS arkadaşlar. Şimdi ben size bir söz veriyorum. Bir daha hepinizin huzurunda size söz veriyorum ben. Siz üzerinize düşen görevi yapın. Ben üzerime düşen görevi fazlasıyla yaparım. Bak fazlasıyla diyorum, yaparım. Siz kazanmak isteyin. Ben kazandırmak için her şeyi yaparım. Ama siz yeter ki bunu isteyin. Buraya sadece kazanmak için gelin. Başka amaçlarınız olmasın. Buraya sadece bir balta hesap olabilmek için gelin. Buraya geçmişteki tüm sportif başarılarınızı unutarak gelin. Buraya gelirken gerçekten bir şeyler başarabilmek için gelin. İsteyin. İstedikten sonra yapamayacağız hiçbir şey yok arkadaşlar. İstedikten sonra her şey yapılır. Hocam ben YGS'ye çalışıyorum ama anlamıyorum. Gerizekalı mısın ya? Gerizekalısan besi yok ama öğretmen olma zaten. Benim meslektaşım olma. Ne demek bu ya? Çalışıyorum ama yapamıyorum ya. Benim aklım almıyor bunu ya. Çalıştı da en fazla bir saat oturmuş test çözmüştü. Bir saatte 20 soru. Beynimde telefon, beynimde bilgisayar. Doğru değil mi hocam? Bak beynimde telefon, beynimde bilgisayar. Televizyon orada açıp kulakta müzik dinliyor. Lan böyle ders çalışılır ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir anlayış yok. E sen ne yapıyorsun da ben senin için ne yapacağım? Ya sen ne yapıyorsun kendin için? Söyle ne yapıyorsun? Şimdi öğrencilerim gittiği bir dershane var. Fen bilimleri merkezi. Geçen gün gittim. Hocam dedi, şu anda yolunda giden dedi. İstediğim şekilde giden dedi. Bir Ramazan kaynak var dedi. Burada mı Ramazan? Bir Ramazan var dedi. Çok memnunum dedi. Onun dışındakiler dedi, istediğim veya sizin istediğiniz gibi değil. İki gün uyuyamadım ya. Kafayı yedim ya. Bakın arkadaşlar bu hayat sizin benim değil. Kazanamazsan ben seni görmem. Görmem yani. Kazanamazsan ben seni nerede göreceğim? Ama kazanırsan buyur. Kazananlar nerede? Şu kazananlara bir baksın geçen sene. Bugün beni yalnız bırakmak için gelmeyenler. Bak. Marmara. Bak. Sakarya. Eskişehir. Bunlar kazandı. Bunların benden bir beklentisi var. Bunların kendilerinden beklentileri bitti. Benden bir beklentisi var. Çünkü bunlar üzerine düşenleri yaptılar. Geçen sene 10 kişi, 15 kişi Marmara'da okuyor şu anda. Çünkü onlar istediği yerde şu anda, onlar mutlu. Geçen sene benim yanıma bir öğrenci geldi, anlatacağım bunu size.
İsmini unuttum. Ama Emirhan Beyazıt. Emirhan Beyazıt. Paylaşmak istiyorum bunu size. Çocuk ağladı ağlayacak. Yanında abisi var. Ağladı ağlayacak ya. Hocam dedi, ben geçen sene bir kursa gittim dedi. O kadar para verdim dedi. İşte çok iyi de puanım var dedi. İşte buraya gelen bir arkadaşım daha vardı. O da Tolga Han'dı. O dedi 250 puanla kazandı. Ben 297 ile kazanamadım. Ben kafayı yiyeceğim. Benim bu sene kazanmak zorundayım. Hocam ben kazandır beni. Yoksa dedi abim beni öldürecek ki ben askere gideceğim dedi. Doğru mu Emirhan? Doğru mu Emirhan? Asker dedi. Kazanmak zorundayım dedi. Kazanmak zorundayım. Buna mecburum dedi. Oğlum bir sakin ol dedim. Bir dur. Çocuk ama ne kadar istekli. Ama dedim Emirhan ben seni kazandıracağım. Çünkü ben sendeki bu isteği gördüm. Emirhan sende bu aşk var. Bu besyo aşkı sende var. Ben seni kazandıracağım dedim ya. Emirhan geçen sene Marmara ile beraber 4 tane üniversite hazırlandı. Sabah 8'de başladı antrenmanlar. Akşam saat 10'a kadar devam etti. Ve ben Marmara listesinin açıklandığı günü hatırlıyorum. Boynum kırılacaktı. Bak boynum kırılacaktı. Ondan milyarlarca para alsam o sevince bu değişilmez. Değişilmez. O mutluluk ve benim yaşadığım gurur paha biçilmez arkadaşlar. Ya bunu ben sizlerle de yaşamak istiyorum. Ya bundan güzel bir şey var mı? Ya bundan güzel bir şey var mı ya? Çok net söylüyorum. Bak burada veliler de var. Velilerin huzurunda da söylüyorum. Benim size verdiğim emeğin %1'ini bu sene içerisinde ailen, annen, baban sana vermeyecek. Çok net söylüyorum. Sen annem baban zaten 2 saat görecek akşam televizyon izlerken. Bütün gün benim yanımda olacaksın. Ve nasıl bir yoldan geçtiğini bilmeyecek. Sadece ne anlayacak? Sen su içmeye bile yürüyemeyeceksin. Böyle gideceksin. Merdiven çıkamayacaksın. Çok net ya söylüyorum işte. Bunları yaşadınız mı gençler? Çok net söylüyorum yani. Ama onun öncesindeki hedef çok farklı şu anda. Şu anda özel yetenek sınavına, şu anda o yaşayacağım 5 aylık süreci düşünme. Şu anda düşünmen gereken tek şey var. 23 Aralık. 23 değil mi? 23 Mart. 23 Mart. Bu kadar unutma. 23 Mart tarihi çok önemli. 23 Mart'ta o 3 saat bu kaç saat sınav? 2 eray. Kaç? 2,5 saat. Bu 2,5 saat senin için çok önemli. 2,5 saat. O gün çıktığın zaman kazanıp kazanmayacağın belli olur. YGS puanı ve AOP. Sınavın %50'si arkadaşlar oraya ait. Sayfa geçelim Suat. AOP hesaplanması geçen sene 0,5'ti arkadaşlar. Bu sene 5,1'e yükseltildi. Ona göre. Yani AOP ne demek? Diploma notu. Herkesin burada bir diploma notu var. Liseyi bitirdiğin zaman bir diploma notun olacak. Şu anda lise sonunda okuyanlar. Size bir ödev veriyorum. Takdir alın. Son sınıfta okuyanlar. Size bir görev veriyorum. Takdir alın arkadaşlar. Hocalarınıza yalvarın. Hocalarınıza yalvarın. Takdir alın arkadaşlar. Çünkü diploma notu çok önemli. Diploma notu çok önemli arkadaşlar. Ne demek bu? Diploma notu yani diyelim ki 70 çarpı 5 ti geçen sene 70 çarpı 5.1 oldu arkadaşlar. Bu sene bu ortalama bu oran. O yüzden çok önemli diploma notu. 80 ise 408 puan ciddi bir puan. 408'i 0,11 ile çarptığın zaman bir de 300'ü 0,11 ile çarp. Aradaki farkı gör. En az 20-30 YGS puanı yapıyor arkadaşlar. 20-30 YGS puanı yapıyor. Bu da ciddi bir rakam. Geçelim. Peki geçen sene neler yapmışız? Bu geçen senenin değerlendirmesi var. Bunu okuyalım arkadaşlar. Antrenmanlar 1 Şubat 2013 tarihinde haftada 3 gün olarak başladı. 24 Mart tarihinden itibaren salon antrenmanları başladı. 24 Mart tarihinden sonra 3 gün salon antrenmanı, haftada 3 gün cross antrenmanları yapıldı. 24 Mart 2013 tarihinden itibaren merdiven antrenmanları, sirsüit parça antrenmanları, pliometrik sıçrama antrenmanları, interval yüklenmeleriyle sporcunun genel dayanıklılık ve kuvvet gelişimi sağlandı. 14 Haziran tarihinden itibaren özel antrenmanlarla kamp ortamında günde 14 saati bulan salon koordinasyon antrenmanları başladı. Marmara Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Afyon Kocatepe öğrencileri mentor ve fizikçi olarak bu sınavlara hazırlanmaya başladılar. Marmara Üniversitesi için 2-3 hafta tek bir salonda saatlerce branş antrenmanları yapıldı. Sporcuların sınava girecekleri branşlar özenle seçildi. Devam.
Balıkesir'de erkeklerde sınav sonucunda tüm öğrencilerimiz 100 metre ve koordinasyon dereceleri ortalaması alındığında ilk 20'de puan topladılar. Kızlarımız iki tanesi ilk 5'e, iki tanesi ilk 10'da derece yaptılar. Sınav sonucunda 10 kişi gittiğimiz Balıkesir sınavını 7 öğrencimiz kazandı. Marmara Üniversitesi sınavında 15 kişiyle katıldığımız sınavı 10 öğrencimiz öğretmenlik kazandı, 5 öğrencimiz antrenörlük kazandı. Afyon Kocaeli Üniversitesi'ne 5 öğrenciyle katıldık, 2 öğrencimiz kazandı, diğer öğrencilerimiz ilk 5'te derece yapmasına rağmen kazanamadılar. Marmara Üniversitesi sınavında futbol, voleybol değil, voleybol, handbol, basketbol ve 1500 metre branşlarında rekorları bizim öğrencilerimiz yaşadı ve bununla yetinmeyip bütün branşlarda tüm sporcularımız ilk 10'a girdi ve ferdi başarımıza, genel başarımıza eklendi. Basketbolda Sefa Avcı, voleybolda Yavuz Yayla, handbolda Vahdet Ayhan, futbolda Yavuz Yayla ve 1500 metre Resul Demez en iyi dereceleri yaptılar. Bunlarla beraber 10 öğrencimiz öğretmenlik bölümüne, 5 öğrencimiz antrenörlük bölümüne kayıt yaptırdılar. Marmara sınavından sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Gedik Üniversitesi çalışmaları günde 10 saat çalışmalarla devam etti. Eylül ayının ilk haftası yapılan Edirne, Sakarya, Bartın ve Kocaeli'nde çocuklarımız resmen destan yazdı. Edirne'de 6 sporcumuzun hepsi tam puan aldı. Kocaeli'nde 25 öğretmenimizin 20 tanesi kazandı. Kızlarda en iyi 2 dereceyi, en iyi ilk 2 dereceyi ve erkeklerde en iyi dereceyi bizim öğrencilerimiz yaptı. Erkeklerde ayrıca ilk 10'a 8 öğrencimiz girdi. Sakarya ise en başarılı olduğumuz sınav merkeziydi. 1700 kişinin katıldığı sınavda ilk 50'ye tam 40 öğrencimiz girdi. Ve sadece 4 öğrencimiz açıkta kaldı. 18 öğrencimiz öğretmenlik bölümünü kazandı. Sezon sonunda bakıldığı zaman 120 öğrencimizin 113 tanesi kazandı. Bu rakam %80'i beden eğitimi öğretmenliği kazandı. Toplam 24 tane rekor kırıldı. 9 üniversitede en iyi dereceler bizim öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Ve şimdi bizler gururluyuz, öğrencilerimiz onurlu. Kazananlar listesi. Devam. 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 Şimdi burada bilmeniz gereken önemli bir şey var. Bir sezona 150 kişiyle başlarsın, 200 kişiyle başlarsın, 300 kişiyle başlarsın. Şu anda burada herkes sınava girsin. Buradaki herkes 5 yo bölümünü kazanır. Puanınız 180'i geçsin yeter. Çok net. 180'i geçsin. Gelsin. Herkes 5 suyu kazandırır. Çok net. Doğru mu Yasin Hocam? Herkes kazanır. Ancak önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? 5 suyu kazandırdım değil. Reklam afişlerini doldurmak değil. Önemli olan 5 suyu içerisindeki öğretmenlik bölümünü kazandırabilmek. Öğretmenlik bölümünü kazanmak gerçekten çok zor. Bak çok ciddi bir uğraş gerekiyor. Bunun farkında olmanız lazım. Şimdi antrenörlük bölümüyle ilgili bilgiler var. Buyurun okuyun. Buyurun okuyun. Biraz sonra öğretmenlik bölümüyle ilgili bilgiler var. Buyurun onları da okuyun. Daha sonra regülasyon var. Onları da okuyun. En yaman avantajlı bölümün hangisi olduğunu kendiniz çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Peki öğretmenlik kazanmak için yapmamız gereken neydi? Yine söylüyorum. En temeli YGS arkadaşlar. En temeli YGS. Bunun farkına varın artık. Bunun farkına varın. Geçen sene gözünü karartan 5 tane öğrencim sırf öğretmenlik kazanabilmek için kazanamazsınız gitmeyin dediğim halde 2 ay boyunca Erkan hocamın eşliğinde Kars'a hazırlandılar. Kars'a. Arkadaşlar. Uzak doğru. Kars'a hazırlandılar. Bakın. Yani bunun önemini, YGS'nin önemini size defalarca kez anlatıyorum. Defalarca kez söylüyorum. Ve bunu yarın da söyleyeceğim. Ve bunu sınavdan antrenmanlara başladığımız 24 Mart, 25 Mart tarihinde de söyleyeceğim. YGS'nin önemini 10 Nisan'da da söyleyeceğim. YGS'nin önemini kazandığın gün de söyleyeceğim. YGS'nin önemini KPSS sınavına girdiğin zaman da söyleyeceğim. Şimdi almış olduğun YGS bilgileri, tarih, coğrafya, genel kültürlerinizle beraber KPSS'de çok işinize yarayacak arkadaşlar. Bunun için de önemli. Birazcık fedakarlık yapın. Birazcık internete girmeyin. Telefonunuzu bir kenara bırakın. Anneniz için, babanız için, kendiniz için ya, geleceğiniz için. Ya ben de çok başarılı bir öğrenci değildim. Ben de lise 1'e kadar oraya nasıl geldim hatırlamıyorum.
Buyurun annem burada. Annem burada anlatsın.